Bir de yukarıdan bir poz alsın arkadaşlarımız. Bodrum şehir stadındaki çalışmaların bu ayın sonuna doğru tamamlanacağı ve stadın FIFA kriterlerine uygun hale getirileceği bildirildi. Stadına gerekli levhaları, uyarıcı levhaları sağa sola asacağız. Hem seyircileri hem kullananları uyarmak adına. Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödek Merdan, suni çim çalışmalarının devam ettiği Bodrum şehir stadında gazetecilere yaptığı açıklamada stadın zeminin önceden çok kötü durumda olduğunu, bu nedenle Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığını söyledi. Evet, boyadılar artı top dışarıya gitmesin diye. Çalışmaların henüz tamamlanmadığını ifade eden Gödek Merdan, sahamız şu anda yapılıyor. Soyunma odaları ve zeminde çalışmalar sürüyor. Kasım ayı sonunda sahamızı firmadan teslim alacağız. Teslim aldıktan sonra Bodrum Belediyesi, Bodrum spor maçlarını bu sahada yapabilecek dedi. Ne kadar hazır olacak, olduktan sonra tam nelere hizmet edecek? Şimdi şeye çıkalım isterseniz yukarıya. Oradan bu tarafa doğru güneş de müsait, oradan çok daha güzel görünüyor. Statta ayrıca tribünlerin büyütülmesi ve yükseltilmesi çalışmalarını da yapılacağını anlatan Gödek Merdan şunları kaydetti. Bodrum sahamız çok kötü bir durumdaydı. Zemin olarak özellikle çok kötüydü. Ben Bodrum'a ilk tayin olduğum zaman baktığım ilk hususlardan birisi stadyumdu. Baktım ki stadyum tarla gibi çok kötüydü ama Gençlik Spor Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde sahamız şu anda bu durumda. Ama çalışmalar henüz bitmedi. Soyunma odalarının çalışmaları devam ediyor. Zeminde çalışmalar devam ediyor. Kasım ayı sonu itibariyle inşallah sahamızı firmadan teslim alacağız. FIFA kriterlerine uygun bir stadyumumuz olacak. Teslim aldıktan sonra Bodrum Spor maçlarını bu sahamızda yapabilecek. Ama ondan sonra işlerimiz bitmiyor. Stadyumda yapacağımız işler devam edecek. Tribünlerin büyütülmesi ve yükseltilmesi çalışmalarımız devam edecek. Gece maçları için ışıklandırma çalışmalarımız devam edecek. Ondan sonra da stadyumun diğer çalışmaları, yani çevre düzenleme çalışmaları, yeşillendirme, çit çalışmaları devam edecek. Yani bu stadyumumuzu biz mükemmel bir hale getirmek istiyoruz. Bodrum'a yakışır bir stadyum. Bodrum Spor'a, Bodrumlu vatandaşlarımızın istifadesine yakışacak bir stadyum haline getirmeyi düşünüyoruz. Malumlarınız törenlerimizin bir bölümünü de stadyumda yapıyoruz. O açıdan bu stadyumun mükemmel bir hale getirilmesi bizim için çok önemli. Bu konu üzerinde duruyoruz. FIFA kriterlerine uygun bir stadyum yapılıyor. Zeminiyle, soyunma kabinleriyle, hakem odalarıyla, yedek kulübeleriyle, çevre düzenlemeleriyle FIFA kriterlerine uygun bir stadyum haline getiriliyor. Bunun mali boyutu vilayet tarafından karşılandı. İhalesi vilayet tarafından yapıldı. Dolayısıyla o konuda burada benim bilgi vermem çok uygun olmaz. Evet. Ama bizim için önemli olan bu stadyumun bu şekildeki haliyle devam ettirilmesidir, korunmasıdır. Yanıcı maddelerin atılmaması gerekiyor. Sakız gibi yapışan maddelerin seyircilerimiz ve kullanıcılarımız tarafından atılmaması gerekiyor. O konuda ikaz levhalarımızı da stadyuma koyacağız. Teslim aldıktan sonra ikaz levhalarımızı da koyacağız. Yapılması kadar bunun korunması da çok büyük bir önem arz ediyor. O konuda da ben vatandaşlarımızdan, sporcularımızdan, bu sahada spor yapacak insanlarımızdan da bunu önemli rica ediyorum. Gençlik Spor İlçe Müdür Vekili Bülent İsmailoğlu ise sahanın zeminin yapılan karşılaşmalar ve törenler nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Yeni yapılan sahanın çok amaçlı kullanılabileceğini belirten İsmailoğlu, sahanın kullanım şartnamesine uygun olarak kullanılması için tedbirimizi alacağız. Sahamız 105 metre uzunluğunda ve 68 metre genişliğinde. Uluslararası her türlü futbol müsabakasının oynanabileceği bir saha. Sahayı ayrıca vatandaşlarımız da spor amacıyla kullanabilir dedi. Şimdi Sayın Kaymakamımızın da söylediği gibi saha FIFA kriterlerine uygun bir saha olarak yapılıyor. Daha önceki sahanın durumunu hepimiz biliyoruz. Bayramların, törenlerin artı resmi maçların oynanmasından dolayı sahadaki deformasyon çok had safhadaydı. En azından böyle bir zemin yaparak çok amaçlı kullanıma uygun hale getirmiş olacağız. Fakat tabii yine Sayın Kaymakamımızın da belirttiği gibi bundan sonrası için
kullanım şartnamelerine uygun şekilde eğer kullanmasını sağlayabilirsek ki bunun için de gerekli tedbirlerimizi alacağız. Sahamız 105'e 68 ölçülerinde, uzunluğu 105 metre, genişlik 68 metre olmak koşuluyla uluslararası her türlü futbol müsabakasının oynanabileceği bir saha. Artı daha sonrasında kumlama ve içindeki tesviyelerle birlikte saha son kullanım haline gelecek. Ondan sonrası için Bodrumspor'un, çevre takımların ve okul takımlarının kullanımı için hazır hale gelecektir.